Herkese merhaba, Halime Sürek Kahveci ben, Ebeveynus yayın yönetmeniyim. Pandemi günlerinde hayatımızı biraz daha kolaylaştırmak, kendimizi ve çocuklarımızı keşfetmek için çeşitli canlı yayınlar gerçekleştiriyorum. Bugün de yine kendisinden gerçekten çok güzel şeyler duyacağımızı tahmin ettiğim ve bildiğim bir uzmanla birlikte, araştırmacı yazar Gülüş Gülcügil Türkmen'le birlikte olacağız. Biz Gülüş Hanım'la Ebeveynus'un bir sayısında, hemen hatırlatıyorum, şöyle Aralık sayısında iyi ebeveynlik hayali üzerine gerçekten şahane bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Uzaktan yaptığımız, maille yaptığımız bu söyleşide ben onu biraz yormuştum sorularımla. O yüzden ondan yeniden özür diliyorum ama o kadar güzel şeyleri anlatmıştı ki ben sürekli daha da ayrıntısını öğrenmek istedim. Bu pandemi günlerinde de bu canlı yayınları yaparken sürdürülebilir iyi ebeveynlik bize ne gibi yollar, metotlar sunuyor merak ettiğim için kendisinden canlı yayın konuğumuz olmasını rica ettim ve o da kabul etti. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her şey yolunda mı? Sesim duyuluyor mu? Evet, her şey yolunda. Sesiniz çok iyi duyuluyor, çok iyi görünüyorsunuz. Dilerim siz evdeki... O zaman iyi. Evet. Her şey yolundadır. Gayet iyi görünüyor her şey. Halime, o kadar güzel sormuştun ki bana, lütfen özür dileme. Ben de böyle konuyla gerçekten ilgili olan ve hep ya ama öyle diyorsun ama diyecek birini arıyordum. Hayalimdeki insan oldun. Bunun için ben sana teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim için de gerçekten bazı söyleşileri yan yana yapmakla uzaktan yapmak çok fark etmiyor. Ama bazı söyleşiler o kadar fark ediyor ki benim çok hayıflandığım bir söyleşi diyor. Ya yan yana olsaydık ne kadar şahane olacaktı dediğimiz ama kentler vardı aramızda. Sonra da bir türlü denk gelemedik. Sonra hayat zaten hepimizi daha dar alanlara çekince iletişimin yeni yollarını, yakınlaşmanın yeni yollarını bulduk. Maalesef, evet. Evet ve çok derinlikli konular hakikaten. Oturup uzun uzun konuşmayı gerektiren konular bunlar. Evet. Ben görüyorum ki pek çok yerde, pek çok alanda bilginizi, deneyiminizi paylaşıyorsunuz. Bugün bizimle de birlikte olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Şuradan yavaş yavaş başlayalım. Benim bu arada bir teşekkürü de hemen unutmadan not almıştım, ileteyim. Gülüş Gülcügil Türkmen'le buluşmamı sağlayan, onun Sürdürülebilir İyi Ebeveynlik kitabının çıkacağından beni haberdar eden sevgili Figen Hanım oldu. Hikayesi girişimin kurucusu sevgili Figen Hanım, ona da teşekkürleri buradan iletelim ki bir şeyimiz kalmasın. Çünkü gerçekten benim açımdan güzel bir tanışıklığa vesile oldu. Sürdürülebilir iyi ebeveynlik gerçekten beni çok çarpan bir şey oldu. Çünkü hep ekonomiye dair olan bir kavram sürdürülebilir. Ama ilişkilere uyarladığımızda neydi? Biraz bunları konuşalım. Hemen ardından pandemi günlerine geçelim. Ama bize böyle çok güzel bir sürpriziniz var. Onu da diyorum. Ben ortaya açtım bütün sorularımı, böyle sizin için serptim ortaya. Saçtın soruları. Evet. Saçtın. Evet. Bu, evet, bazen şey gibi oluyor hakikaten. Hani küçük bir çocuk gelip de anne, demokrasi nasıl elde edilir diye, hani çocuk öyle bir soru sorar ki kalırsın. Yani bu sorular hakikaten öyledir. Aslında evet. Kardeşim, nedir bu sürdürülebilir iyi ebeveyn? Bir kalıyor insan. Ama bir taraftan gireyim. Yani biz iyi ebeveynliği hep böyle sürekli pozitif olma, hiç bağırmama, hiç sinirlenmeme olarak algılıyoruz ama bu da acayip bir baskı yapıyor ve sonra bir yerden patlıyoruz. İşte o zaman sürdüremediğimiz bir ilişki biçimi oluyor. Sürdürülebilir evet. İyi ebeveynliği biraz buradan tanımlamak istersek neler diyoruz sizden? Evet, sevgili Halime, şöyle, bu beni kader bu yola itti diyelim. Ben bir kere daha böyle işte şarkıcı, müzisyen, besteci falan bir evet. insanken
birinci çocuk, arkadan ikinci çocuk. O sırada da işte her anne nasıl bireysel olarak çalışır? Şimdi burada madem ekonomi dedim biraz önce, sürdürülebilirlik ekonomik bir Evet. terimdi dedim. Hadi ekonomi üstünden gidelim. Mikro ekonomi ve makro ekonomi diye biliyorsun iki ekonomi dalı var. Mikro daha çok bireylerin işte küçük işletmelere falan şey yapıyor. Makro ekonomi bütün dünyaya bakıyor. Şimdi anneler mikro bazda çalışırlar. Yani her anne kendine ve kendi çocuğuna çalışır. 10 tane çocuğun olsa zaten hemen anlarsın. Her çocuğa farklı davranman gerektiği için bir çocuğa doğru gelen öbür çocuğa doğru gelmiyordur ya. Şimdi burada da anne bir şey dener ve zanneder ki aslında bütün diğer çocuklar ve bütün dünyadaki anneler için doğru olan budur. Maalesef böyle değil. Şimdi 10-15 yıl önce bloggerlık ortaya çıktığı zaman anneler ister istemez aman ben bunu yaptım siz de yapın harika oluyor diye aslında farkında olmadan çok bireysel cevapları, bireysel çözümleri çok genel çözümlermiş gibi yaymaya başladılar. Bunlar doğru. Mikro ekonomiyi makro ekonomiye uyarlamaya çalıştık. Olmadı. Makroda işler başka türlü yürüyordu. Peki makroyu kim biliyor? Tabii ki psikologlar, pedagoglar vesaire. Hani daha böyle işin uzmanları. Şimdi ben de başladım kitapları okumaya. Ben de senin gibi bir yayının yayın yönetmeni oldum. Yani bir alternatifanne.com'du o zaman adı şu anda. Ama 8 yıl yönettiğim bu e-derginin yayın yönetmenliğini yaparken çok hızlı bir şekilde kafam kurcalanmaya başladı. Yani dedim ki şimdi burada biri geliyor doğal ebeveynlik diye ismi de çok güzel olan bir şeyle ilgili güzel çiçekler böcekler dağıtıyor. Fakat burada tuhaf olan bir şey var. Yani gerçekmiş olan bir şey var. Ve bu birilerine aslında iyi değil de kötü geliyor. Ama bunu Kötü fark geliyor. etmek bunu fark etmek o kadar çok zaman alıyor ki. Bir de gittim Amerika'ya baktım ki Halime. 10 yıl, 15 yıl önce başlamış orta doğal ebeveynlik ve şimdi olumsuz sonuçlarını yaşıyorlar. Şimdi ona da bakmak lazım. Neden olumsuz sonuçlar yaşanıyor? Ve bize ne Biz uyuyor? zannediyoruz ki bir şey doğal deyince o şahanedir ve en doğrusudur. Yani doğal olunca çok okey. Ya ben şöyle bir örnek vereyim. Bir arkadaşımın kızı cipsleri çok seviyor ve biz böyle ona bazen cips alıyoruz. Bir gün böyle cips götürdük. Annesi onu görünce ama anne bu çok doğal dedi. Hakikaten biz böyle doğal yapılmış işte mümkün olduğunca az yani ama anne bu doğal. Bizim şimdi aramızda o espridir. Tıpkı senin dediğin gibi yani doğal cips doğal olunca ama fazlası zarar yani. Doğallık safsatası diye bir şey duydunuz mu hiç? Yani doğal olan her şeyin iyi olduğu inancı bir safsata türü. Ne bileyim ben her şeyin fazlası da zarardır ya. Sen şimdi bana daha iyi söylersin. Neyin fazlası zehirdir mesela? Doğal olan bir şey söyle bana. Ondan çok fazla. Muz mu? Hadi Muzdan bakalım. 3.000 tane yiyince ölüyormuşsun mesela. Neyse, Kızımdan 3.000 şey öğrendim bu bir bilgiyi. ama hani günde 6 tane kahve içtiğin zaman artık çarpıntı yapıyor, değil mi? Kahve de doğal bir şey yani. Evet, ayrıca da doğal olmayan bazı şeyler de hayatımızı kurtarmıyor mu? İşte şimdi herkes aşı peşinde koşuyor. Aşı doğal bir şey değil ki. Bu laboratuvarda yaratılan ve bizim vücudumuza zerk edilecek olan bir zehir, bir mikrop ama bizi kurtaracak. Hadi Kurtaracak. gel. İşin içinden çık. Çok güzel. Bu alternatif anne süreci böyle bir takım arayışlara itince sanıyorum ki sen o noktada kendini geliştirmek ve işin doğrusunu öğrenmek için eğitim aldın, değil mi? UTEP Üniversitesi'nden. Eğitimler aldım. Yani evet, çünkü hani sen kimsin ki bu konuda ahkam kesiyorsun diye sormaya başlarlar insana. Ama bir taraftan da ben psikolog ya da pedagog olmak gibi bir şey de değildim Halime. Ben işin koordinatörlük, araştırmacılık kanadında kalmayı hep çok istedim. Dolayısıyla bir araştırmacı olarak kitaplar yazdım. Ama gerçekten zannediyorum benim için dönüm noktası şuradaydı. Hep kafamı şu kurcaladı. Tamam, anlıyorum.
bir anne ya da baba eğer istemiyorsa kendisi çözüm bulmayı, uzmanlar da böyle diyor, o istemiyorsa sen ona yardım edemezsin. Ama içim cız ediyordu. Çünkü tamam ben anneye yardım etmeyeyim ama o çocuğa yazık değil mi? Yani orada bir çocuk var ve zarar görüyor. Bir tane örnek, hep o örneği veriyorum ki hani kimse şey yapmasın diye. Çok basit bir örnek. Hani olur ya bazen minibüste mesela bir anne görürsün çocuğunu tokatlayıverir. Orada böyle bir tepki verirsin. Ha hanımefendi ne yapıyorsunuz ama yani çocuğa şiddet uyguluyorsunuz diye verirsin. O zaman da öyle bir anne sana der ki sana ne? Çocuk benim çocuğum. Daha Şimdi çok böyle bir yeni yaşadık. Çocuk sokağa çıkma yasağı vardı. Çocuk benim çocuğum. Size ne oluyor dedi ölürse mesela. beni görecek demiş değil mi? Allah hadi bakalım. Şimdi burada insanın içi cız ediyor. Çünkü o çocuk ne hissediyor, ne düşünüyor, nasıl bir zarar görüyor ve büyüdüğü zaman ya bu zararla ömrünün sonuna kadar farkında olmadan yaşayacak ya da bunun tedavisi için yıllarını harcayacak. Harcayacak. Halbuki kendisi suçlu bile değil. Annesi de aslında onun kötülüğünü istemiyor işin garip tarafı. Ama anne bunu yapamıyor. Dolayısıyla ben ne yaparım, ne yaparım da kendi üstümden de düşünüyorum bu arada. Hani belki de diyorum benim de kendimle ilgili farkında olmadığım şeyler var. Nasıl olur da ben kendime hiç uyanamadığım bir şeyi fark Fark ettirebilirim ya da bir başkasına. Ve bir gün gözümün önüne böyle üç boyutlu bir şey geldi. Ya dedim bir odanın içinde bütün bizim bu kafamızı kurcalayan kavramlar, fikirler, avatar ya da bir şey olarak, isim olarak böyle uçursa ve bunlar böyle anlam kümeleri oluştursa falan filan derken neyi kurguladım biliyor musun? Annelik Annelik haritası haritası, dediğimiz annelik haritası da şöyle bir şey Halime. Bir uzman sana hiçbir şey söylemeden, yani şu zararlıdır, şu yararlıdır demeden sen kendi mantık haritanı kuruyorsun ve kendi kendine oradaki mantıksızlıkları fark ediyorsun. Ya da oradaki dengeleri ve dengesizlikleri. Birçok anne üstünde denedim ve şunu fark ettim. Mesela çocukla birlikte uyumak bazen derler ya yanlış bir şey. Çok Oraya affedersin, duyabildin arada mi? minik bir kesinti oldu. Çocukla birlikte uyumak yanlıştır inancı var dediğini duydum ben en son. Oradan tekrar rica edebilir Evet. miyim? Her birey kendi annelik haritasını çıkardığı zaman hangi anne iyi yapıyor, hangi anne kötü yapıyor, bireysel haritalarda ortaya çıkıyor. Peki bize bununla ilgili böyle yaparak gösterebileceğim bir harita var mı? Öyle bir sürprizin var mı bize? Sen benim sürprizim olduğunu biliyorsun. Tamam, Çünkü evet benim. hemen Şöyle. nasıl olduğunu merak edecektir herkes. Bu arada aramıza yeni katılanlar oldu. Ben hızlıca seninle ilgili minik bir takdim yapmak istiyorum. Tamam. Araştırmacı yazar Gülüş Gülcügil Türkmen'le pandemi günlerinde sürdürülebilir yebeveynliği konuşuyoruz. Ama o öncesinde bizim kendimizi anne olarak gerçekten görmemizi sağlayacak bir haritayı ortaya koyacak. Nasıl yapacağımızı bize anlatacak. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle merak edenlere hemen şunu göstermek isterim. Bakınız kitap bu. Bir kitabı Bilim var, insanlarının evet. elinden çıktı. Annelik haritası. Bunun içinde bu kitap sayesinde herkes kendi haritasını çıkarabiliyor. Bu kitabın size sunacağı şey, şimdi gösteriyorum. Şimdi bu bir oyun. Tamam mı? Ben burada sizin için büyük oyunu yaptım. Böyle bir kare bir şey var, platform var. Bunu zihin haritası gibi düşünün. Bu arada sesim çok çok yüksek mi geliyor? Yok, gayet iyi geliyor. Hiçbir Tam sıkıntı yok. telefonu kendime çok yakın tutuyorum da bağırmayayım. Bunu bir denge haritanız gibi düşünün. Tamam, bu şimdi sizin zihninizin içi. Bir denge arıyoruz değil mi? Annelik, ebeveynlik. Anne deyip duruyorum çünkü anneler daha çok kafalarını kurcalıyorlar bunu ama ebeveynlik olarak düşünün. Ebeveynlik nedir?
bir denge halidir, değil mi? Yani biz dengede olduğumuz zaman bu işi iyi yapıyoruz. O halde bizim merkezimiz, yani bu karenin merkezi bizim denge alanımız olsun. Bakın burada son derece dengede duran bir kadın var, tamam mı? Ben onu bilerek merkeze bıraktım ki denge olduğunu anlayın. Bütün şuralar dengeye yakın alanlar, şu yeşil alanın içi nispeten dengeli. Bu yeşil yer artık göreceli diyelim. Hani belki bazen buraya bir şey koysak bazen iyi bazen kötü olacak. Ama köşelere gittikçe buralar çok sıkıntılı. Bakın burada çok panik yapmış, Ne endişeli bir anne var. yapacağını bilemiyor. Evet. Mahsus ortaya koydum. Şimdi bu aslında çok karmaşık bir şey bu harita, fakat ben size hızlı anlatmak için sadece bu aks ve bu aks arasında çalışacağım, tamam mı? Tamam. Şimdi burası denge alanı olsun, burası da dengesizlik alanı. Aradaki yarama göreceli alanlar, Evet. tamam mı? Şimdi bir takım avatarlar koyacağız buraya. Mesela arkadaşlar, obsesif ebeveyn, obsesif bir ebeveyn. Mesela temizlik hastası. Temizlik Buraya hastası. mı koyarsınız, buraya mı koyarsınız? Yukarı mı, Şey, aşağı mı? evet, aşağıya. Aşağı koyarsınız, değil mi? Aynı şekilde çok kendini güvensiz hisseden, kimseye güvenmeyen, okuduğu her şeyin altında bir bit yeniği arayan bir anne, tabii ki yine çok güvensiz, çok panik bir yere girecektir. Bağımlılık. Her şeye bağımlılık olabilir. Çocuğuna, size, bana. Mesela bu da buraya geliyor. Tamam mı? Birazcık daha şey yapalım. Diktatör ebeveynlik. Hani çocuğuna her şeyi ben ne dersem o olacak. Tartışma yoktur falan diyen bir şey aslında yine dengesiz bir yere geliyor. Bakın birbirlerine yakın durdukça aslında anlam birleşmeleri oluyor. Diktatör bir ebeveyn aslında güvensiz hisseder vesaire, değil mi? Yani dengeli biri diktatörlük yapmaz. Ama bu şekilde çok ilginç ki hiç çocuğunu umursamayan bir anne baba düşünün. Ne yapıyorsa umursamıyor. O da dengeli bir alana gelmiyor. O da Gelmiyor. dengesiz O da bir alana çok. geliyor. Allah Allah, hepsi de bir araya nasıl da geldi. Biraz daha çalışalım. İyi, iyi buradadır, değil mi? Çok basit çalışıyorum şimdi. Hani görünce kötü, kötü. Ah, sen kötüsün. Hadi bakalım. Şimdi fast food iyi mi, kötü mü? Sıklığına bağlı gri alanda ne zaman nereden Güzel. gidildiğine Gri, bağlı. ama sonuçta şuraya koymazsın da hani şuraya koyarsın. Değil mi Halime? 3 aşağı 5 yukarı. Her annenin haritası farklı olacak. Değil mi? Ekran. Her türlü ekran. Çünkü istiyor muyuz çocuğumuz bütün günü ekranla geçirsin? Yapıştan istemiyoruz ama hayatında İstemiyoruz. bir gerçeği evet aşağılara bir Hayatında bir geliyor. gerçeği diyorum. Hadi şöyle iyi niyetli olalım. İnternet. Çocuk için düşününce hemen internet bağımlılığı falan korkuyoruz. Biraz şuraya koyalım. Şimdi biraz bazı şeyleri elimle yazdım. Mesela sakin bir çocuk istiyoruz bu hayatta. Genellikle hani evet ya, sakin olsun. Hele de şu Kontrollü çocuk. günlerde duvar Hep çocuk arasındayken. yardımı var, kontrollü olmasına. Çocuğumuza kitap verir miyiz? Oo, hem Tabii. nasıl veririz? Bol bol, seve seve veririz, değil mi? Şimdi gürültü yapan bir çocuk, ya olmasa daha iyi olur. Hani tamam, normal bir şey ama hani olmasın ya. Şuraları mı koyalım? Şuralara koyalım hadi. Nabza göre şerbet veriyoruz. Bu iyi bir şey mi? İyi bir davranış mı? Yani Ben çok hoşlanmıyorum ondan. Biraz hoşlanmıyorsun. Şuraya koyalım. Şöyle yapalım. biraz Peki. dışarıda. Biraz daha zorlayacağım. Okulsuzlaştırma. Ne demek Yani istiyoruz onunla? ne demek istiyorum biliyor musun? Bazı ebeveynler çocuğunu hiç okula göndermemeyi seçiyorlar. Okulun çocuğa zararlı olduğunu düşünüyorlar. Onların düşüncelerine saygı duyuyorum ama bence doğru değil. Çünkü Tamam, sence sadece doğru değil. Şöyle ortalığı diyelim. bir yerlere falan ya, kenarlara. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi çocuğa ilaç verirken 2 kere düşünüyoruz, değil mi? Gerçekten gerek var mı, yok mu? Gerektiğinde vereceğiz onu da Gerek. O zaman lütfen şuraya koyalım, değil mi? Aşılar biraz bazen tartışmalı olabiliyor. İçinde şu mu var, bu mu var falan, ama sonuçta mecburen gerektiğinde veriyoruz, değil mi? Tamam. Evde eğitim. Aslında sempatiyle bakıyoruz ama işte bilemiyoruz iyi midir, kötü müdür. Hadi şöyle koyalım. Şimdi bakınız ne koyuyorum size.
O hal. Evet. Olağanüstü Yani hal. bugünler. Yani bugünler. Şimdi bakın, biz normalde nerede olmak istiyoruz? Hatta hemen şunu koyalım pardon önceden. Halime sen kimsin, neredesin? Bir anne olarak kendini nerede konumlandırırsın normal hayatta? Dengede güzel, iyilik, hoşluk aynen orada konumlandırmak Tamam, isterim. ben delinin biriyim demiyorsun değil mi? Hani beni şuralara koy Yok demiyorsun. yok yok. Çok Şurası saçma iyi cümle. mi? Bak Evet. şimdi sen normalde buradasın. Ve Evet. birdenbire koronavirüs geldi. Ortalık karıştı. O hal burada mı durmalıdır? Yani o hal nasıl bir haldir? Olağanüstü hal dengeli bir hal midir? Değildir. Değildir. Bizim yeni Değildir. dengemizi bulmamız gereken bir süreçteyiz şu an. Olağanüstü hal bize böyle hissettirir. Evet. Olağanüstü hal buradadır arkadaşlar. Olağanüstü halin olması gereken yer tam olarak burası. Şimdi bakın, biz normalde burada olmaya çalışıyoruz. Evet. Çocuğumuz sakin yetişsin, kontrollü olsun, biz iyi olalım, dengede olalım, çocuğa kitap okutalım falan filan. Yani buraya koyacak çok şey var. Biz birdenbire kendimizi ne yaptık? Hop, dengeli dengesiz bir alanda bulduk. Olağanüstü Evet. haldeyiz şu anda. Vaziyet budur. Hatta bir tane daha kart yapmışım. Durum o hal durumu. Da 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 da. Şimdi bu biziz. O zaman ne oldu? Biz birkaç haftadır internete deli gibi abandık mı? Abandık. Evet. Evin içinde gürültüler arttı mı? Arttı. Arttı. Aşıyı dört gözle bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Evet. İlaçların çıkmasını dört gözle bekliyor muyuz? Bakın nasıl Ve birden nasıl? burası bizim denge alanımız oldu. Evet. Evde eğitime geçtik mi? Geçtik. Geçtik. Çocuğa nabza göre şerbet veriyoruz. Yani Evet çünkü şu anda veriyoruz. mesela ben sizinle canlı yayın yapıyorum. İçeride benim kızım iPad bakıyor. Şahane bir durum o sayılır mı? Değil. Ama şu an benim dengem burada. Ben şu anda gidip de kızıma ne yapıyorsun bakayım sen? Hemen bir kitap al eline, kitap oku diyebilir miyim? Çok saçma olmaz mı? Yani şu anda daha large biraz böyle şeyleri bıraktık değil mi? Aramızda Normal. obsesifler varken obsesiflikleri arttı. Sürekli temizlik yapıyoruz, Evet. el yıkıyoruz. Bağımlıların bağımlılığı artabilir. Güvensizlerin güvensizliği artabilir. Ama sen buradaysan Halime, sen durup dururken tamamen dengeni bozmazsın. Sen aslında bu perspektiften buraya bakıyorsun. Evet. Yani bu geçici bir durum. Ve kademeli olarak biz ne yaptık? İlaca daha fazla olumlu bakıyoruz. Şu anda aşıyı zaten hiç sorgusuz sualsiz. Yani yeter ki Bekledim. gelsin. Evet. Kabul edeceğiz. Bu durum bizim için iyi mi? Aslında değil. Ama bu durumun geçici olduğunu biliyoruz. Şimdi Biliyoruz. pek çok anne bana şunu soruyor. Pardon, çevirmeye çalışıyorum bir taraftan. Pek çok anne baba bize şunu soruyor. Şu an bizim çocukların tamamen şaftları kaydı. Evet. Çok gürültücü oldular. Çok fazla internete abanıyorlar. Ne yapacağız? Bakın, disiplin verme alanı olağanüstü hal alanı değildir. Harita üstünden düşünün. Evet. Biz çocuğumuzla bile hani diyelim ki bir şeye çok öfkelendik, kavga ettik çocukla. Sonra sakin konuşmak için bir sakinlik bekleriz değil mi? Bir Evet. üstünden bir şey geçsin, bir sakin bir nefes alalım, kendimize Evet. gelelim, daha sonra konuşalım deriz. Evet. Şimdi bu an, bu kriz anı sorun çözme anı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla şu ana kadar siz çocuğunuzu internete bağımlı olarak yetiştirdiyseniz onu çözme zamanı şimdi değil. Ancak ve ancak bu büyük fırtına geçtiği zaman Geçtikten o sonra. zaman kitapları açarsınız, uzmanlara başvurursunuz. Böyleydi, böyle oldu, şimdi ne yapacağız? Zaten kendinizi de kurtarmaya çalışıyorsunuz şu anda. Ama yapabileceğimiz şey her zaman için samimi kalmak. Yani şunu kastediyorum. Şimdi burada çocuğa ne zarar veriyor? Biz olağanüstü haldeyken çocuğa olağan haldeymişiz gibi davranmaya çalışmamak lazım.
Çünkü bu gerçekçi değil. Yani çocuğa işte senin günde yarım saat, bir saat ekran sınırın vardı, geçme onu demek şu anda gerçekçi değil. Evet. Siz bir saati yapın, 3 saat atıyorum yani. Şimdi ben illa bir şey söylemiyorum ama normalde çocuğunuzun ne bileyim ben haftada bir kitap mı okumasını istiyordunuz? Ya şimdi birazcık gevşetin onu. Çünkü siz de iyi değilsiniz. Bunu unutmayın. Şu anda siz önce o oksijen maskesini kendinize takacaksınız. Ondan sonra çocuğa dürüst davranın. Anne ne kadar kötü durum? Çocuğum işte şimdilik belirsiz. Belirsiz söyleyin kendi yaşına göre. Ya burada tabii şey çok çok önemli. Yani çocukla yaşına göre konuşmak Yaşına çok göre konuşma. Bir de önemli. onlardan, Ama lütfen gerçekleri konuşalım. evet, bir de onlardan o kadar güzel geri bildirimler geliyor ki, araya giriyorum lütfen kusura bakma, benim böyle çok çocuklardan yediğim öyle sağlı sollu geri bildirim tokatları vardır. Paylaşmaktan da çok keyif alıyorum. Geçen gün böyle bir şey için oğluma bir kızdım, bir şey oldu falan, böyle bir yükseldim. 2 dakika sonra da böyle bir müzik açtık, dans ediyoruz. Ve döndü bana tek kaşını kaldırarak dedi ki, anne duygu durumun ne kadar çabuk değişiyor, farkındasın değil mi dedi. Evet ama bu ara böyle hissediyorum. Yani ikisinde de çok benim. Hani birdenbire iyi hissetmek için çaba sarf etmiyorum ama az önce öyleydim ve şey, böyle, evet dedim ya, fark etmedim. Bunun için teşekkür ederim ama hani şu an böyle hissediyorum. Kızım da İşte öyle bu. yetişti. Mesela korkmamız gerekmiyor değil mi anne dedi. Hani bu kadar bu Ay çok hızlı tatlı yetiştik. ya. Evet. Ya bakın bu şu anda sen anormal bir haldesin. Yani bu duygu durumundaki bu dalgalanma, kah iyiyim, kah kötüyüm hepimiz öyleyiz bu arada. Yani ve şu zaman daha çok böyle olacağız. Ama şu anda yani senin bu tepkiyi vermen normal. Senin sanki her şey çok normalmiş gibi devam etmen normal olmazdı. Sen o zaman sosyopat falan olmalısın. Ama değilsin. Dolayısıyla endişelerin bir geliyor, bir gidiyor falan çok normal. Ama şu anda anormal olmak normal. Normal. O halde olmak normal. Şimdi size bir de pozitif bir şey anlatmak isterim, Lütfen. izniniz olursa. Lütfen. Biliyorsunuz son 1-2 gündür Türkiye'den güzel haberler gelmeye başladı. Güzel bir ilaç bulduk, bulacağız. Ondan sonra hastanelerde hasta sayısı azalmaya başladı. Şimdi biliyorsunuz bu haberlere de inanmakla inanmamak arasında gidip Arasında geliyor. gidip geliyoruz. Bu haberlere neden inanmanız gerektiğini şimdi size anlatacağım. Hemen gösteriyorum. Ekonomik kriz. Nereye koyarsınız? Dengeli alana, güzel, iyi, hoş alana mı yoksa dengesiz Tabii alana mı? ki değil, dengesiz alanda olacak bir Tabii şey. ki adı üstünde kriz yani değil mi? Evet. Kriz. Mesela bizim ülkemizde çok sık olan bir şey maalesef. Deprem. Evet, Buradan kriz buraya. anı tabii ki, tabii ki kriz Krizden hadi bakalım. Bizim ülkemizde yine çok acı bir şekilde karşılaştığımız bir anı. gerçek. Evet, Fake haberleri. tabii ki. Bak buraya. Daha 2 ay önce başımıza gelen bir felaket. Çil. Tabii. Hop buraya. Şimdi bütün bunlara dayanarak çok rica ediyorum bana Türkiye'yi nereye koyacağınızı söyler misiniz? Diyor musun onlar? Ya şimdi gidip buraya koymayacaksınız değil mi güzel Türkiye'yi? Güzide memleketinizi ister istemez buraya koyacaksınız. Şimdi size şunu anlatmak istiyorum. Bakın kim kiminle yan yana geliyor. Durum yani o hal durumu. Türkiye. Biz bir olağanüstü hal ülkesiyiz maalesef. Yani coğrafi konumumuz zaten bizim olağanüstü. Deprem bölgesindeyiz. Habire ekonomik kriz yaşıyoruz. Çehit verip duruyoruz maalesef. Hani Avrupa'da olsaydı şu olur muydu bunlar? Belki olmazdı. Ama bu bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Bizim denge alanımız burası. Bu da şu demek. Biz buna alışığız. Biz neden hastanede çok fazla hastayı daha başarılı bir şekilde yönetebildik? Çünkü Çünkü biz zaten buna oradaydık. Evet. alışıyoruz. İşte bu kadar. Yani Avrupa daha buralarda bir ülkedir hakikaten. Avrupa'nın derdi şudur. Ay akşama ne yemek yapacağım? Arkadaşım gelecek ama bir tanesi vejetaryen, öbürü bilmem ne. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hakikaten günlük dertleri budur. Biz akşama eve yemek getirebilecek miyiz derdinde olan bir ülkeyiz.
daha genel. Dolayısıyla biz koronavirüs var, herkes eve kapansın dendiği zaman onların yaşadığı şoku yaşamıyoruz. Biz zaten alışkınız. Bu o kadar enteresan. Bak, ekonomide de vardır bu şey. Bir şeye alışkın olma. Şimdi unuttum onların kavramsal isimlerini ama madem ekonomi konuşuyorduk. Biz zaten bir adamıyız yani, tamam mı? Dolayısıyla kriz çözmek bizim için o kadar da zor olmadı. Bunun arkasında size bununla birlikte şunu söylemek isterim. Yani ülkenize güvenin ama şunu da lütfen fark edin. Türkiye daha çok böyle bir yerde olduğu için aramızda obsesif ebeveynler, güvensiz ebeveynler, bağımlı ebeveynler sayıca da yüksek. Hani çocuğuna aşırı korumacılık yapan o helikopter ebeveyn dediğimiz ebeveyn tipi Türkiye'de çok fazla, üstüne üstlük bu normalleştiriliyor. Sanki normal ve sağlıklı bir şeymiş gibi gösteriliyor. Şu aşırı temizlik yapmak mesela sanki çok normalmiş. Hayır değil. Bir değil. Aslında sizin gitmeniz gereken yer bu taraf. Hani normal zamanda. O yüzden şunu diyeceğim size sevgili Halime. Lütfen bu krizden çıktığımız zaman şunu bilin. Ben krizi çok daha kolay yönetirim birçok ülkeye göre. Ama krizden çıktığım zaman ben kontrollü, sakin olmak için kendimden daha farklı bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Yani kendi ülkemin bana verebileceğinden daha farklı çözümlere ihtiyaç duyuyorum. Donanımlara ve becerilere ihtiyacım var. Evet. Onun için İşte mi bu noktada bakacağım peki? güzel. Şimdi konuşmaya başlayabiliriz. Ama önce nedenini anlamak gerekiyordu. Yani o içinde bulunduğun alanı valla önce farkına vararak başlamak çok önemli. Yani bir hani demiyorum ki herkes haritasını çıkarsın ama hakikaten bence kendimiz üzerinde çalışalım. Çocuğu bırakalım. Kendi üzerimizde bir çalışalım. Ondan sonra Zaten o değil mi? Yani bizim kendi çocukluğumuzun yaraları kendi çocuğumuzu büyütürken ortaya çıkıyor. Yani biz aynı yaralardan kanadığımız için oradan çocuğumuza bakıyoruz. Şimdi benim bir ergenliğe girmek üzere ikincisi de ergenlikte olan iki çocuğum var. Onlarda takıldığım noktalar aslında benim kendi yaralarım. Yani işte evet. oğlum bilgisayar oyunlarında şiddet içerikli oyunlar oynuyor diye ben bir ara çok takıldım buna. Oynamak istiyor diye. Hatta oynuyor falan da değil. Okulunun rehberlikçisine gittim. Dedim ki yani onda bir sorun yok. Ben farkındayım. Biliyorum ki herkes oynuyor ve zaten son derece sakin bir çocuk. Hani öyle vuran kıran bir çocuk değil ama bu oyunları oynamak istediğinde ben bundan üzüntü duyuyorum. Dedi ki o zaman bir kendinize bakmaya ne dersiniz? Bir şey şiddet içerikli olunca sizi niye korkutuyor? Niye bu kadar kötü? Şiddet bazen gerekiyor. Birisi size vurduğunda, birisi size zarar vermeye çalıştığında kendinizi korumak için bazen sizin de şiddete başvurmanız benim için böyle milyonlarca soruyla birlikte ve sonra biz döndük Kerem'le konuştuk dedim ki ben bu biraz bende ama bu süreçte sen beni biraz bilgilendir. Gel o oyunlara birlikte bakalım. Biz bir süre bunu birlikte kim oyun söyledi oynadık. Halime? Okulunun öğretmeni, Vallahi gidip rehberlik kendisini öğretmeni. öpmek istiyorum. Onun Ya gibi gören çok az insan var ama çok güzel söylemiş. çok biz kendisiyle sevgili Asuman Hoca'nın adını da burada nasıl analım Asuman Önder kendisiyle de bir yayın yaptık. Ergenlerin yani çocuğumuzun olumsuzluklarına katlanmakla ilgili çok güzel bir yayın yaptık. Orada bir olumsuzun yani tırnak içinde olumsuz. Dolayısıyla araya uzun bir giriş yaptım. Lütfen kusura bakma. Çok paylaşmak istediğim bir Ne deneyimdi bu. demek? Bizim çocuklarda takıldığımız şey aslında bizim kendi yaralarımız. Ben hakikaten şiddetten böyle çok acayip kaçan ve bazen de ürken bir insanım. Hani çok zarar verici bir şey olduğunu görüp sonra hani oğlum oyunları oynadı, kendi kurallarını koydu filan. Arada bir gene bazen bir yükselse de bende o duygu bu konuyla ilgili okuyorum mesela uzmanlara danışıyorum az önce demiştin ya hatta böyle antivirüs programlarının yetkililerine falan danışıyorum sonra eşim noktayı koydu ya dedi sen ona şiddet diyorsun ama biz onun yaşındayken birbirimizin kafasına taş attığımız oyunlar oynuyorduk dedi şimdi
Hani şiddet ya, o hakikaten şiddet değil mi? İnanamadım gerçekten mi? Evet dedi, biz aşağı mahalle yukarı mahalle savaşı yapıyorduk dedi. Filan. Şimdi hayatın içindeki şeyler böyle, nasıl toparlayacağım bilmiyorum ama şöyle toparlayayım. Biz çocuklarımızda takıldığımız şeyler muhakkak kendimizde yansıttığımız bir takım noktalarla ilgili. Oradan sürdürülebilir iyi ebeveynlik diyerekten sözü Aslında bak kapatmak istiyorum. ne kadar güzel yol geldik gerçekten. 35-40 yıl önce hakikaten birbirimizin kafasına taş atan bir nesildik. Şimdi Evet. çocuklar artık bunu yapmıyorlar. Lütfen yani hiç olmazsa sözel şiddete başvurabilsinler. Çünkü onlar çocuk, Evet. yani çocukların biraz deneyim öğrenmesi gerekiyor. Yeter ki birbirlerine fiziksel zarar vermesinler ve ruhsal Evet. zarar da çok büyük Evet. olmasın. Evet. Ama sürdürülebilir iyi ebeveynlik şunu evet anlamanızı çok ister. Hayat ideal ve muhteşem güzel pembe bulutlu bir yer değil ya. Çocuğumuzun o güzel olmayan yere bizzat alışması lazım. Bu dünyayı siz çocuğunuz için düzeltemeyeceksiniz. Evet. Ama siz çocuğunuzu bu dünyada optimal bir hayat yaşayacak şekilde yetiştirebilirsiniz. O da bir yere kadar. Çünkü çocuğun Evet. da bir kapasitesi var. Evet. Burada aslında sürdürülebilirliğin en önemli kilit şeylerinden biri anne babanın geri çekilmeyi bilmesi. Çünkü biz korumacıyız. İşte biraz önce haritada gösterdim. Özellikle tüm anne babaları. Bu da güzel de bir şey. Yani korumacı olmak çok güzel bir şey. Evet. Türk anne babasının çocuğuna genel olarak da bir makro konuşuyorum şimdi. Sevgiyi gösterememek gibi bir derdi yok sevgili Halime. Evet. Ve buraya oynamayı çok anlamsız buluyorum. Yani çocuğunuzu şöyle tutarsanız sevginizi daha çok hisseder. Aman efendim böyle yedirirseniz daha çok hisseder. Çocuk senin onu sevdiğini deliler gibi hissediyor. Çocuk senin onu biraz özgür bırakabileceğini hiç hissedemiyor neyse. Yani bir nefes aldırsana şu çocuğa. Belki anne babalarımızın bize yapmadığını bu noktada bizim yapmamız gerekiyor. Biz bu Evet. yaştayız anne babalarımız işte. Şu anda dışarıda mısın, neredesin falan diye arayan anne babalar. Biraz onların yetişkin olmasına izin vermeliyiz. Şey, çok özür dilerim, bir şey söyleyeceksin ama şunu da söylemek istiyorum. Lütfen. Son zamanlarda özellikle gelişmiş ülkelerde yani ABD, Avrupa, kısmen Türkiye olgunlaşma yaşı 25-30'lara yükseldi. Halime bu normal mi sence? Yani bu noktada hani çingenenin çocuğu çok daha şanslı. Evet. Hayatı çok daha hızlı öğreniyor. Hayatta kalmayı çok daha hızlı öğreniyor. Yani bunun üzerinde biraz düşünmek ve Düşünmemiz gerekiyor. çocuklara şansı vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok haklısın. Şu nedenle şey yaptım. Şimdi bir sözel şiddetin de bir şiddet türü olduğunu bilelim diye, bir unutmayın diye Melek Hanım'dan bir yorum gelmiş. Elbette ki onu biliyoruz ve kastettiğimiz o değil. Hani o konudaki hassasiyeti içinde kendisine Hemen teşekkür cevap ediyoruz. verebilirim. Evet, buyurun Evet, lütfen. çok önemli çünkü iletişim uzmanıyım ben bu arada, onu da söyleyeyim. Sözel şiddet ciddi bir şeydir. Ancak sözel şiddet doğal bir şeydir. Yani doğada olan bir şeydir. Birbirimize sinirlendiğimiz zaman bir yetişkin olarak, bakın ben iletişim uzmanıyım burada, tamam mı? Evin içinde iletişim uzmanı olarak geziyorum. Evet. Çok sinirlendiğim zaman hiçbir zaman çocuğuma şu olur, iş yap, bilmem ne falan demem. Ama sesim yükselir. Evet. Kaç kere söylemiştim ben bunun böyle olmamasını istediğini ve çok sinirleniyorum şu anda diye ben bağırırım. Ve bu benim hakkımdır ve bu doğaldır. Ben o sırada öfkelenmişimdir. Sadece iletişimci olarak karşımdakini aşağılamamaya, rencide etmemeye dikkat ederim. Beklentimi söylemeye dikkat ederim. Bir Evet. daha bunun böyle olmamasını istiyorum. Olduğu takdirde kendimi kaybediyorum. Ondan sonra çok küçük bir çocuksa mesela bağırdığım için özür dilerim ama gerçekten çok sinirlendim derim. Ama ben anneliğimi bilirim orada. Evet. Ve bir yerde de o şiddete, biraz önce sen de söyledin, o derece şiddete ihtiyaç vardı. Bunu savunurum. Yani şey çok daha tehlikeli sevgili Halime ve bunu söyleyen arkadaş, ona da söyleyeyim. Hanım, evet. Şu çok daha tehlikeli bir şey bakın. Yavrum ne yapıyorsun? Ne yapma demiştim sana kaç kere.
Bu çok daha Evet. etkilemiş. Yani bu hani sana gülümsüyorum ama Allah belanı versin falan. Psikopat suratı çocuğun hatlarını çok daha fazla kırıştırır. Evet. Yani orada annesinin kızgın olduğunu görsün, Görmeli. yaptığı şeyi düşünsün. Evet. Ama hani rencide etmek, aşağılamak vesaire bunlar ayrı üzerinde çalışmamız gereken şeyler. Sürdürülebilir iyi ebeveynlikle ilgili çok güzel zirveler düzenliyorsunuz. Düzenliyordun. İstanbul'da da bir tane yapacaktın. O çok mümkün olmadı ama biraz bu sürdürülebilir iyi ebeveynlik Türkiye'den de çıkan bir kavram ve metot olduğu için o yüzden daha fazla duyurmak istiyorum ben. Özellikle üzerine baskı vurgulaya vurgulaya. Biliyorum ki bir reçete sunmuyorsun ama biz kendi sürdürülebilir ebeveynliğimizin yollarını bir senin kitaplarını okuyarak ve başka uzmanların kitaplarını okuyarak bulabiliriz. Evet. Evet. Ama Kitap böyle burada. o noktada böyle birkaç tane soru işareti, evet, birkaç tane nokta var mı? Hani kendinize şunu sorabilirsiniz. Kendinize bunu yapabilirsiniz diyeceğin şeyler var mı? Özellikle bu pandemi sürecinde. Kendimle ilgili olan kısmını söyleyeyim. Şimdi herkese yardım edemeyebilirim. Belki sorular olursa cevap Evet. verebilirim. Soru alabiliriz. Ben de bir taraftan bakıyorum arada gelen Ya ben bir kere şeye çok hassaslaşmayı öğrendim. Hani sosyal medyada olsun, uzman sözü bile olsa Evet. heplerden ve hiçlerden bir kere bir uzak duruyorum. Yani çocuğunuza asla bilmem ne yedirmeyin. Bu aslalardan, her zamanlardan ben biraz geri tutuyorum kendimi. Çünkü bir kere bir annenin, özellikle de annelerin üzerinde anormal bir yük var. Ve annelerde suçluluk duygusu çok yoğun Çok oluyor. yüksek. Ne kadar da yoğunlaşırsa o kadar maalesef hata yapma payları yükseliyor Evet. annelerin. Dolayısıyla istemediğiniz bir şey suçluluk duygusu. Yani son zamanlarda gerçekten annelerin duygusal yükü çok 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 Evet. yüksek. O yüzden sürdürülebilirliğin bir sırrı bence bir hata yaptığın zaman kendini affedip ama bir daha sefere o hatanın daha az olması için ne yapabileceğin üzerinde somut çalışma yapmak. Yani kendi kendine söz vermekten bahsetmiyorum. Nerede tırt ediyor? Çünkü bizim normalde yapmayı istemediğiniz şey yine mesela çocuğa vurmak üstünden konuşalım. Evet. Hiç istemediğiniz bir şey. Ne Tabii. oluyor da o sırada şalter kapanıyor, her şey kapanıyor. Senin o bütün kontrol sistem gidiyor ve çat diye bir tane iniveriyor. O sistemi gönderen şeyi keşfetmek lazım. Onu keşfettiğin zaman bunu ister uzmanla çalışarak yapabilirsin, ister bir kitapla. Ama hepler ve hiçler. Mesela biraz önce iletişimden bahsettik. İşte bağırmak, çocuğa bağırmayın. Çocuğa bağırmak şiddettir. Yapmayın. Yani hiçlerden ben ve heplerden kaçının. Çocuğa hiç bağırmazsanız biliyor musunuz ona zarar verebilirsiniz. Evet. Eğer doğanızda sizin sesiniz yükseliyorsa doğal olarak, bazı anneler hiç yükselmez bu arada. Ha, onlar bağırmasınlar. O muhteşem bir şeydir. Ama sesi yükselen bir insansan sen lütfen olduğun gibi kal. Çocuğun sana alışacaktır. Sen sadece bağırırken ağzından ne çıktığını kontrol et. Geri zekalı diye Evet. bağırma çocuğa. Ne istiyorsun? Neye kızdın? Ve ne olmasını isterdin? Bunlara çalışalım hep birlikte. O yaptığımız söyleşide bir cümle özellikle zaten biz de şeye çıkarmıştık çok konuyla ilgili olduğu için kızmanın bağırmanın annelerde müthiş bir suçluluk duygusu yarattığını bu yüzden annelerin aslında olmaları gerektiğinden daha da gergin olabildiklerini görüyoruz diyorsun. Aslında o baskı ve baskılama çok daha farklı işte çat edebilen tokata dönüşebiliyor değil mi? Hani daha önceden bağırmayıp bağırmayıp. Daha kötü bir şekilde çıkabiliyor. Şimdi başka bir örnek daha söyleyeyim. Bilinçli ebeveynlerde çok oluyor bu Halime. Ne? Sen çocuğa ateş düşürücü mü verdin? İlaç mı verdin çocuğa? Kötü bir annesin sen. Neden böyle bir şey yaptın? Bilmiyor musun onun zararlı olduğunu? Çocuğa ilaç vermemek için 9 takla atan anneler türemeye başladı. Bu yarar zarar dengesi sıklıkla kaçıyor.
Ona çok dikkat etmek Evet. lazım. Yani bir şeyin dindar gibi savunucusu olmamak lazım. Bu çok önemli bence. Evet. Şöyle bir yorum gelmiş. Ben ilk kızıma hiç sesimi yükseltmedim. Zaten çok sakindi. Hiç ihtiyaç duymadım ama çocuk okula başlayınca öğretmeni arkadaşlarına bağırdığında bile aşırı kaygı ve korkuya sebep oldu. Ben bunu benim çocuklarımdan değil ama onların arkadaşlarından biliyorum. Bir tanesi şey demiş ya, öğretmen sürekli bağırıyor. Niye bağırıyor? Anlayamıyorum diye gerçekten bir kaygıya neden olabiliyor aslında çocuğun hiç deneyimlemediği bir şey. Ya ne kadar enteresan değil mi? O yüzden topluma uygun çocuk yetiştirmek çok önemli. Yani altın kafeste sanki Kanada'daymışız gibi çocuk yetiştirip sonra Türk okuluna verdiğiniz zaman bağırmakla tanışıyor çocuklar. Evet. Ama siz hiç bağırmayan bir anneyseniz ya ilk başta o kaygıyı yaşayacaktır ama sonra ona da Bu alışacak. da ondan Yani olacak. demek ki bu Evet. kadın da böyle bir kadın. Şimdi burada annenin ve babanın tavrı çok önemli. Yani ne? Çocuğum sana bağırdı mı? Ah, nasıl? Şimdi bu annenin de kaygılanması çocuğun Evet. şeyini üst katına çıkarır. Burada anne normal davranabilirse, ay öyle mi? Ay ben hiç sevmem öyle. Ama ne yapalım? Bu da öyle bir öğretmenmiş. Evet. Aslında kötü niyetli değildir. Kendini kontrol edemiyordur. Hani Evet. normal konuşup geçiştirebilirseniz, şimdi Evet. bakın bu koronavirüste de aynı şey söz konusu. Bana da özel hesabında bu yayın için bir soru sormuşlardı. Dediler ki yani korona diye gezen endişeli çocuklarda ne yapmamız lazım? Hemen Evet. aklıma şu geldi. Korona diye gezen sensindir. Yani çocuk durup dururken korona diye gezmez ki. Sen zaten evin içinde korona diye geziyorsundur. Çocuk da seni Oradan taklit görüyordu. ediyor. Aynen öyle. Gerçekten burada yetişkin olarak bizim durumun nasıl ele aldığımız çocuğumuza yansıyor. Yoksa benim çocuklarım şu anda Allah tatil yapıyoruz, ense yapıyoruz diye Evet. geziyorlar. İyiymiş sizin ev o zaman. Hemen bir soru geldi, onu aktarayım ben. Şu aralar çocuklar çok bağırıyorsa ne yapacağız? Yani sizi susturmaya kadar gidiyor bu ara durumu var. Yani normalin biraz şaşması ile ilgili bir durum galiba. Ne yapacağız o zaman? Sevgili Halime, şimdi fiziksel yararımızı gözetirken, bizi eve kapatırken ruhsal yararımızı biraz geri planda bıraktı sevgili hükümetimiz. Çocuklar dışarı çıkamaz dediklerinde belki eksi ikinci katta güneş görmeden yaşayan çocuğu es Evet. geçmiş olabilirler. Apartman çocuklarını es geçmiş olabilirler. Ancak geçtiğimiz haftalarda bir doktorumuzla konuştuk, o da avukatıyla konuşmuş, şunu söyledi. Çocuklar 15-20 dakika bahçeye çıkmalılar, evin önüne çıkmalılar. Yani bu bir ders olsun bize, mutlaka 15-20 dakika çocuklarımızı dışarı çıkma yasağı varken dahil evin önüne ya da bahçesine çıkarıp 15-20 dakika, yani bir nefes alacak kadar, bir ufak bir top oynamak. Belki varsa bir salıncağınız salıncak ya da hani bir gezmek, bir koşmak, bir toz atmak bence çok önemli. Onun dışında da aslında biraz önce haritada vardı o bağırmalar, gürültü yapmalar. Bu sıralar hepimiz biraz çekiyoruz Evet. ve geçici olarak çekeceğiz. Ama iş ki bu iş bittiği zaman normale dönmek için bir gayret gösterelim. Yani bizim normal halimiz o hal kalmasın lütfen. Evet. Zamanımız biraz azalıyor gibi bir taraftan gözüm saatte ama aramıza yeni katılanlara ben yine böyle minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gülüş Gülcügil Türkmen'le sürdürülebilir iyi ebeveynliği konuşuyoruz. Bu yayının evvelini kaçıranlar 24 saat boyunca hikaye kısmında ardından da YouTube kanalımızda izleyebilirler. O bize süreci anlayabilmemiz için başlangıçta çok şahane bir harita ortaya koydu ve ben çok rahatladım. Yani bizim normalimizin, anormalimizin nasıl birbirine bu kadar iç içe geçtiğini, bulunduğum yer içinde böyle kendime iyiymişim ben demek böyle naçizane çok iyi.
Yani ben kişisel olarak da çok teşekkür ediyorum. Ve ardından da Sevindim. gelen sorularla sürdürülebilir iyi ebeveynliği konuşuyoruz. Ama ben biliyorum ki bu böyle bir programda bitecek bir şey değil. Belki daha sonra olabilir. Kitaplar, zirveler, internette bu konuyla ilgili yapacağınız araştırmalar ve aynı zamanda sosyal medya hesapları size çok daha yol gösterici olacaktır diyorum ben. Ve akabinde şu çok önemli benim için. Yani şu süreçte çocuklarımıza yeni bir takım olumlu alışkanlıklar kazandırmaya gayret etmemek gerekiyor galiba. Yani mesela tuvalet alışkanlığı için iyi bir dönem değil gibi geliyor bana. Ya da uyku alışkanlığını düzenlemek için. Değil mi? Bu noktalardaysa ebeveynler ne yapabilir? Bence burada bu sorunun cevabı çocuğun yaşına göre değişir. Bir kere bebekler ve küçük çocuklar için daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Zaten onlar için 20 dakika bahçede gezmek fazla fazla yeterli olacaktır. Uykuları daha iyi bile olabilir. Ama burada anne babanın stresi çok Evet, yansır bunu çocuklara. kastettim, evet. Evet, Yani yani siz rahatsanız. Yani çocuğa uyku alışkanlığını kazandırmak ya da tuvalet alışkanlığını kazandırmak benim kendi deneyimim şu. Çocuğun hazır olmasından ziyade sizin o dirence hazır olmanızı gerektiren bir süreç. Öyle ama bir taraftan Oluşabilir. biz evdeyiz. Daha kolay olabilir Halime. Bu gerçekten annenin stres seviyesiyle ilgili olsa gerek. Daha büyük çocuklar için biraz zor olabilir. Bir de hiperaktif ve otizmli çocuklar için ben onlar için üzülüyorum. Çünkü anneleri, babaları gerçekten çok emek veriyorlar. Sonuçta onlar bile şu an itibariyle düzene daha alışmış durumdalar. Öyle gözlemliyoruz. Bu bir kriz anı. Buradan çıkılacak. Kademeli çıkın lütfen. Hani birdenbire ne kendinizi, önce kendinizi düşünün hakikaten. Yani şunu unutmayın. Biz de şu anda o haldeyiz. Ekonomik durumlarımız zaten sallantıda. Dolayısıyla önce kendinize iyilik yapmaya çalışalım. Çünkü biz stresimizi giderebildiğimiz ölçüde çocuklar otomatikman rahatlıyorlar. O dünyayı zaten bizim gözlerimizden görüyor. Görüyorlar. Bu noktada ben tekrar teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şeyler var mı diye sormak istiyorum. Hızlıca Sanırım güzel gelelim. konuştuk. Başka Bence de. sorular olursa yine cevaplarım. Şeye lütfen özellikle gayret edin. Yani yanlış fake haber, fake habere biraz duyarlı olun. Bunları öğrenin. Yani her dakika haber peşinde koşmayın. Bugün kaç kişi ölmüş? O kadar da önemli değil bu sayılar. Siz önemlisiniz. Sizin aileniz önemli. Bu dönemi eğer hasta değilsek güzel atlatabileceğimizi düşünüyorum. Sonradan güzel anabileceğimizi düşünüyorum. Ne hoştu. Evdeydik, güvendeydik. Diye Aslında anabileceğimizi düşünüyorum. evet, önümüzdeki günlerde belki akabinde tekrar görüşebiliriz. Hatta şöyle bir program yapmayı düşünüyorum ben. Travma sonrası stres bozukluğu diye bir kavram var. Biz şu Evet. an bir travma yaşıyor isek bunun sonrasının bir stres bozukluğu olacak. Dolayısıyla o sonraya çok fazla iş bırakmamak adına bu süreci nasıl geçirelim? O noktada da uzmanlarla bir araya geleceğim. Akademide tekrar sen de uygun olursan seninle de konuşmayı çok isterim. Harika Çünkü Selin. gerçekten bir farkındayız ya da değiliz. Bu bizim normalimiz. Ama yine de yaşadığımız bir şey var. Bunun 3-5 yıl sonrasına etkisi ne olacak? Bugün evlerde bunları yaşayan çocuklar 3 yıl sonra okula başladığında nelerle karşılaşabiliriz? Böyle projeksiyonlar yapmak mümkün mü bilmiyorum ama böyle aklımda bir dünya soru var benim. Çok güzel bir iş yapıyorsun ve biz annelere çok yardımcı oluyorsun. Bunun Çok için sana teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem uzmanlık bilgini, hem annelik deneyimini içtenlikle çok güzel paylaştığın ve her konuda aslında farklı şekilde bakılabilir noktasını bize yeniden hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Yayına katılanlara da çok teşekkür ediyorum. Ben de çok Biz teşekkür şimdi ederim. izin istiyoruz sizden ama yeniden karşınızda olacağız sonraki yayınlarda. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hoşça kal Halime. Hoşça kal herkes.